Evet, selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir yayın ile karşınızdayım. Bu yayınımızda sizlerle birlikte tam gaz GTA San Andreas Mobile oynamaya kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisiniz, umarım keyifler yerindedir. Umarım sizler için de güzel, eğlence bir yayın oldu. Direkten hoş geldiniz ve sevgili Ofiyelere siz de ayrıyeten hof geldiniz sevgili arkadaşlar. Umarım sizler için de eğlenceli bir yayın olur diyerekten önce biraz bir mermi toplayalım. Çünkü mermimiz bayağı bir azaldı. Ağrından da adamlarımızı çeker. Sonrasında da Los Santos sokaklarında fing atar, dolaşır, takılır. Bir yandan da sohbetimizi, muhabbetimizi edip yayında sürdürürüz. Evet, tekrar tekrar hoş ve hof geldiniz sevgili arkadaşlar. Umarım güzel zaman geçiyorsunuz ve umarım bayram sizin için verimli geçiyordur. Benim için bu arada genel olarak gayet verimli geçiyor. Onunla bir ikisini vereyim. Bu arada güzel, yanlışlıkla göreve gireceğim diye ödüm kopmuştu. Bir an gerçekten göreve gireceğim diye ödüm kopmuştu. Sırf Drakdiller'ı öldüreceğim diye. Bu arada sırf şişman olduğum için atlayamıyor değilim değil mi? Heh, atladım, güzel. Şarav Ahmet, aleykümselam. İyiyim, keyifler yerinde çok şükür. Sadece eve birazcık geç geldim. Anca yetiştim. Yoksa normalde daha erken yayın yapmak ve aynı zamanda normalde Şarafat 4 arena vs yayını yapmak istiyorum fakat bugünlük nasip olmadı. Eğer ki yetiştirebilirsem, başka bir aksilik, bir sıkıntı olmazsa da pazar günü yeni vs yayınımız sizlerle birlikte olacak. Geçen yayın zaten 50 dakikaydı. Yo, geçen yayın bu arada daha verimli bir yayındı. Sen Sabe Sof yayına gelmiş, diğer yayına gelmemişsin demek ki. Bu arada yok, Sabe Sof gibi kısa bir yayın olmaz yine. Aşırı uzun da olmaz, NFS yayını gibi olur. Ya da bir tık daha kısa. Çünkü NFS yayını da gayet verimli bir yayındı. Yani yaklaşık bir 2 saat akmıştık yani. Normalde o kadar uzun da yayın yapmıyorum, NFS için söylüyorum en azından. Normalde 2 saat sürmüyor. Ama yani sarmıştı. O yüzden de 2 saat bir yayın olmuştu. Tatlı mı tatlı bir yayın olmuştu. Eğlenceliydi yani. Her ne kadar birçok kişi NFS yayınlarına gelmese de aslında çok fazla şey kaçırıyorlar. Bence gelin. Yeni PP tasarladım. Sana gönlüm nasıl? Hayırlı olsun reis, hayırlı olsun, güzel olmuş. VS yayınına gittim. Maalesef bugün hep böyle oldu. Çünkü hani VS yayını açmaya kalksam saat zaten şu anda 10. Hani kalkıp da 1 saatlik, hadi 1 saat 15 dakika olsun, hadi 1,5 saat olsun. Yetmeyeceğinden ötürü, insanların da hakkına gireceğinden ötürü. O yüzden bugün VS yayını yapmak istemedim. Onun yerine dediğim gibi tatlı bir tatlı bir dün yapamadığımız San Andreas yayını yapmak istedim. Zaten söylediğim gibi biraz önce, pazar günü başka bir aksilik, başka bir sıkıntı olmazsa VS yayını yapıyor olacağım. Şuradan biraz mermi alacağım bu arada. Yani mermiyi biraz abanacağım çünkü mermiye ihtiyacımız var. Daha SMG'yi geliştireceğim sonuçta. Biraz bir mikro SMG alalım. TH9 alalım. Ardından da SMG almaya gireceğiz. SMG'ye 2000 dolar vermek yerine giderim direkt olarak Unity Station'dan alırım. Oradan da mis gibi mermimizi de yapmış oluruz. Hem en uzun yayın rekorumuzu kırarız hem de bayağı ilerleriz oyunda. Ya oyunda ilerlemeye çalışmak falan çok önemli değil. Önemli olan eğlenceli, akışkan, istikrarlı bir yayın olması. Asıl. Yani sohbetin, muhabbetin rahat döndüğü, güzel, keyifli bir yayın olması yani. Yoksa yayın yapsak evet 3-4 saat yine rahat bir şekilde yapılır yani. San Andreas bu sonuçta, hala yapılır. Bu arada oyun sesini de birazcık açtım. Olması gereken seviyeye getirdim. Tam olarak artık yayına başladık diyebiliriz. Şimdi ben direkt olarak SMG mermisi alacağım dediğim gibi. SMG mermisini alayım, ardından da silah olarak hazır olacağız zaten. En son çünkü TH9'u nihayet maxlamıştık. Yani hafif makinalı yeteneğimizi fullemiştik. Artık SMG'ye geçebiliriz. Yani daha iyi silahlara yavaş yavaş geçiyor olacağız. Ne yaptın abi, uyuyen mi kaldın? Yok yok, dışarıdaydım ya. İşte Discord sunucusunda olmamanın ya da anlık everyone atmama rağmen DC'ye bakmamanın zararları. Ama bekliyorum ufuzun bir sandı seni. Gelir gelir, muhakkak olur. Muhakkak, illaki. İllaki olur. Kaçarı yok zaten. Kesinlikle olacak. Muhakkak olacak. Kesinlikle olacak. San Andreas bu sonuçta. Ama bu arada siz benim arabamı mahvettiniz. Ben de bunun cezasını ağır keserim. Siz benim aracımı çaldım.
Böyle hakkımla aldığım aracı tararsanız ben de size gereken dersi veririm hocam yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Gerekirse drive-by yaparım. Kimse de bana karışamaz. Kim doların nerede düşmüşsün? Ben öyleyim abi, ben öyleyim. Öyleyim abi ben. Alışkanlıklar işte. 3'ün 5'in hesabını yapma alışkanlıkları maalesef ki değişmiyor. Özellikle alışkanlık haline geldiyse. Adı üstünde alışkanlık yani. Fenerbahçe çok kötü yenildi. Maalesef o konuda ben de üzgünüm. Maalesef ben de üzgünüm. İnşallah rövanş maçını güzel bir üstünlükle beraber alırız. İnşallah tabii. İnşallah hayırlısı. Bilmiyorum ne olur ne biter ama inşallah bizim lehimize bir maç olur. Benim yorumlar gözükmüyor. Vallahi bilmiyorum şu an gözüküyor ama biraz önce gözüküyor muydu bilmiyorum. Malum her an çete bakamadığım için. Adamların çat arabası bu arada. Biliyorum ama sonuçta ben aldım arabayı. Arabayı ben aldıysam benimdir kardeşim. Önemli olan şu an arabayı kime sürdü? Kim sürüyor? Ben sürüyorum. O zaman araba kimin? Araba benim. Kimse de buna karışamaz dediğim gibi. Kimse buna söz söyleyemez. Bu arada hazır drug dealer da görmüşken yeteneklerimizi falan da geliştirelim bu arada. Drug dealer gördükçe de paraya çökmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda da malum NPC'lere falan ateş ettikçe malum vurdukça da silah yeteneğimiz gelişiyor malum. O yüzden bunları yapmak önemli. Şimdi ne yapacağız? Çete elemanı bulacağız. Derken bu arada direkt olarak bir çete savaşı başladı ilginç bir şekilde. İşime gelir. Ben o zaman buradan direkt hastane tarafına, hastane diyorum. Clucking Ben'in şu tarafına şu minik bölgeye çekiyorum. Aradan çıkarmak istiyorum çünkü bütün bölgeleri. Hepsini aradan çıkardıktan sonra da yavaş yavaş daha geniş topraklara yayma umuduyla ilerliyor, yürüyor oluruz. Dümdüz yukarı çıksak zaten direkt olarak oradayız güzel. İçeri kırsız adamın neyini seviyorsun? Tugay Aoğlu'nun sevdiğimi söylemeli ki. Aksine sevmiyorum ben onu. Ya adamı sevmiyorum ki ne alaka? Hayır ya. O değil. Bizim Vartolu Tugay var, o benim yakın arkadaşım. Değil, aynı şey değil. Önemli yorumlarım gözükmüyor. Bilmiyorum artık neden. Bir şey diyemeyeceğim. YouTube sansürlüyorsa bir sebebi vardır. GTA 3'ü kaç kere bitirdim? Kaç kere bitirdim ben GTA 3'ü ya? 3 kere bitirdim yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Biri YouTube'dan zaten. Yok, 4 kere oluyor. Şeyde bitirdik. YouTube serisinde bitirdik. Bir yandan YouTube, bir yandan yayın serisinde vardı. Orada bitirdik. Sonra baştan sona bitirdik. Bir daha ayrıca tane Definitive Edition Mobile yayınında bitirmiştim. Doğru, 4. GTA San Andreas ile Vice'de tabii San Andreas bittikten sonra anket açacağım ama fark etmez sonuçta. Definitive Edition'larla beraber benim bitireceğim 5. GTA 3 olacak. 5. kez GTA 3 bitirmiş olacağım yani. Ama 2. kez de Definitive Edition'da. Onu da bir ikisini vereyim yani. Şimdi şuradaki beyaz bölgeyi görüyorsunuz zaten. Amacım çete elemanlarını oraya çekmek ki hepsini öldürüp direkt olarak çete bölgesi olarak bize geçmesi. Hadi bakalım. Umarım ölmem. Eğilerek vurayım ki isabetli olsun. Ölün. Öl abi. Nice. Yaptık bu arada. Çok güzel be. Nice. Güzel bir in başlangıcı oldu. Gayet güzel. Gayet güzel. Paralarına her şeyine çöküyorum. Şerefsiz bunlar çünkü hak etmiyorlar. Evet gördüğünüz gibi artık bu alanda yeşil oldu. Vice Stories'te 5-6 kere var. Tam sayısını hatırlamıyorum ama. Şeyle. Emülatör. Yani mobil versiyonundan yani. PSP versiyonu olarak. Bir kere de oradan bitirdim fakat ikinci kez bitirme şansım olmadı. YouTube serisiyle başlayınca sıkıntı oldu çünkü. Maalesef ki seriye tekrardan başlayıp bitiremedim. Yoksa çok istiyordum bitirmeyi. Hem de aşırı derecede istiyordum var ya. Of, o kadar fazla istiyordum ki anlatamam sizlere. Şöyle şu gelen Kızıl Aslan seti nasıl? Çöp. Yani hiçbir özelliği vesaire bir şey yok Legion seti bir de. Normalde Legion setleri kötü değildir ama mızrak kullandığı için hani mızrak da bana hitap etmediği için ben sevmiyorum. Özelliğinin olmaması da sevmememin başka bir sebebi.
Özelliği olmayan setler bana gelmiyor hocam direkt. Boşluğu da mosmor yap. Yapacağız yapacağız. Zamanla zaten bu çete bölgelerini düşmanlara verip verdiğimiz bölgelerde çete savaşı çıkartıp daha da geniş bölgeleri yaymaya çalışacağız. Ama daha dediğim gibi temelleri atmaya çalışıyoruz şu anda. Ama bir daha Grove Street'e saldırırlarsa eğer aslında gidip ne yapabilirim biliyor musunuz? Şuradaki bağlıları çekerim. Buradaki bağlıları çekerim. Buraya saldırırlar tamam mı? Buraya saldırdıkları gibi ben direkt çat şu taraflara doğru götürürüm. Şu taraflara doğru götürürsem çünkü malum şey tarafı olduğu için, şehir dışı tarafına yakın olduğu için buralarda da çok rahat çete savaşları başlatıp buraları komple çete bölgesi yapabilirim. Şurası bir kere çete savaşı almaya başlarsak bütün bölgeleri açabilirim neredeyse. Buraların tamamı, buralar için de bu arada biraz daha aşağı inmemiz gerekiyor. Polis istasyonu tarafı vesaire. Ya da havaalanı tarafı da olur. Ama havaalanının şu tarafları olması şartıyla, şuralar falan. Buralarla uğraşmayacağım. Bu kayıt noktasının olduğu yer var. Burası da zaten normal Las Aztecas bölgesi. Burayı yapsam da çok bir önemi yok. Burayla uğraşmak yerine diğer taraflarıyla uğraşırım. En azından benim de çete bölgeleri olur. 13-12 yenildik. Geçmiş olsun hocam artık gelecek maçlara. Vice çekerse aşırı iyi olurum. Olmuyor olmuyor maalesef denedim. Maalesef denedim. Olmuyor maalesef. Zaten yapsam bile şu anda başlayamam. Çünkü San Andreas oynuyorum. San Andreas oynuyorken mümkünatı yok. Bu arada 1. tercih 9, 2. tercih 9. Manita ile takılmak yerine çete elemanlarıyla takılacağım. Nasıl? Bence 10 üzerinden 10. Dream Soldier onlar zamanla. Onların hepsi zamanla. Şu an acelesi yok. Şu an amacımız verimli toprakları çete bölgesi yapmak. Ama şerefsizlik yaptı bu. Utanmadan bana sıktı. Bir de üstüne bir kere de bana vurdu. Neyse. Sete bir dene isterse set leveleş. Ya çöp ya dediğim gibi. Yani yetenek getirmişler. Eyvallah da yetenek getirmeleri çok da önemli değil. Direkt olarak set bonusu yok. Yani yok yani. Olmadığı için de çok da bir önemi açıkçası yok. Benim gözümde yok en azından. Hepsini çete bölgesi yaptıktan sonra mı? Evet. Baktım ki etrafımda çete bölgesi yapabileceğim başka bir yer kalmadı. Yapmaya çalışsam muhtemelen patlayacağım. Risk almak yerine direkt olarak etrafımdaki bölgeleri yavaş yavaş şuradan başlayacağım dediğim gibi. Buradan başlarsam çünkü sadece Grove Street yerine, Glen Park yerine başka bir bölgenin saldırıya uğrama ihtimalini arttırırım. Ya da en kötü Temple Drive tarafında çete savaşı olur. Buralar çete savaşı olursa ben buranın yukarılarından falan çıkarım. Biraz daha zorlasam şu köyü bile, yani köy bölgesine bile çete bölgesi yaparım. Yani bildiğim her yere çete bölgesi yapacağım. İnşallah. Sonra yavaş yavaş baktım ki çok fazla çete savaşı oluyor bir yerde. Orayı alırım 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 savunurum savunurum ya da işte daha da morale getiririm vesaire ya da sarı. Kim saldırırsa ona göre vereceğim zaten bölgeleri. Öyle öyle haritayı daha renkli daha güzel bir hale getireceğim. Furkan Bey hoş geldiniz bu arada hoş geldiniz. Aleykümselam aradan geçen uzun bir aranın ardından. Hoş geldiniz efendim yine Drug Dealer var bu arada. Aga Drug Dealer görünce direkt arabadan inesim geliyor ama böyle olmaz ki. Böyle olmaz ki neyse despawn oldu. Çete şey vardı. Drug Dealer vardı kayboldu nasıl satayım. Şansa bak aha. Aha da 3. TH9'luğumuzu bulduk. Bekleyin hocam bekleyin. Şu TH9'luğu bir alayım ben. Tamam. Hadi bakalım. Bizim adamları mı öldürüyor yoksa düşman çete üyelerini çekip onları mı öldürüyoruz? Hangi çeteden elemanlar saldırıyorsa düşmana vermek istediğim bölgeyi bölgeye çekeceksin. Oradan da balla saldırıyorsa ballaya, Vagoslar saldırıyorsa Vagoslara öldüreceksin. Yani mesela ballalar saldırıyor tamam mı? Ballalar saldırıyor Grove Street'e, Glen Park'a bir yere fark etmez. Buradan yani olabilecek en yakın balla bölgesini almak daha mantıklı. Sonuçta ne kadar uzak bölge olursa riskli. Oradan vermek istediğim bölgeye ben buraya vermek istediğim için burayı vermek istediğimden ötürü buraya getireceğim. Tam çete savaşı bitmek üzereyken de 3 kişi 4 kişi 5 kişi fark etmez en az 3 kişi olması gerekiyor. Ve çete elemanları öldürdükten kısa bir süre içerisinde
Yani ne kadar kısa olursa o kadar iyi, o kadar süre içerisinde o çete savaşın bir şey olması gerekiyor ki bug'danma bir şey olmasın, sıkıntı olmasın ki çete bölgesini düşmanlara verin. Merhabalar bu arada, hoş geldiniz. Safsa yaptıktan sonra biz alınca da yemyeşil oluyor mu yoksa renk kötü mü oluyor? Yemyeşil oluyor, yemyeşil oluyor. Yani olabilecek en açık renge erişmek istiyorsan sıfırdan ilk defa açtığın Ocean Ducks gibi, az önceki gösterdiğim bölge gibi iki kere, ama eğer karma bir şekilde düşmana verirsen aynı şekilde mi oluyor bilmiyorum. En az iki kere düşmana verdikten sonra zaten her verdiğinde o renk iyicene açılıyor. Üçüncü kez vermeye kalktığında bu arada renk değişmiyor. Ben üç kere yapıyordum bunu. Ardından da o bölgeyi geri aldığında açık yeşil oluyor ve mükemmel görünüme kavuşuyor. Aynı Grove City taraflarında olduğu gibi. Neden görev yaptım? Amacımız etrafta gezmek, sohbet, muhabbet etmek, arada polislere, arada çete elemanlarına bulaşıp eskileri yad etmek ve bir yandan da çete savaşları bekleyip haritamızı renklendirmek. Evet, amaç haritayı boyamak aslında. Asıl amacımız bu. Ama çete savaşları öyle çok hızlı bir şekilde gerçekleşmediği için 20 dakikada bir falan, 15-20 dakika civarında bir genellikle aslında çete savaşı oluyor. Bir 5-6 dakikada zaten çete savaşının bitmesi falan derken anladınız hani uzun sürüyor. Hediye mi ne hediye etmişti? Evet, cömertlikler yaptı sağ olsun ama yayınlara galiba artık bilmiyorum sürprize gelir mi ama gelemeyeceğini söyledi. Yorumlara yazmıştı. Hangi videoydu? GTA San Andreas'tı galiba. Son attığım Definitive Edition Mobile bölümüydü galiba. San Andreas mı? Vice'di mi? Tabii ki de San Andreas abi. Vice'de olsa Vice'de oynarım şu anda, öyle düşün. Erseven Game, hoş geldin derim ya zaten. Sadece isim vermedim. İlla direkt isim mi söylemem gerekiyor? Hoş geldiniz diyorum ya zaten. Çoğul iki getiriyorum ya, oradan düşün. İlla Nick söylememe gerek yok. Anlık olarak Nick'ini söyleyemedim. Söyleyecek müsaitlikte değildim. O yüzden çoğul iki getirdim yani. Tren görevini yaptım mı mobilde? Yo, daha yapmadım. Yapılabilir aslında ya. Yayında böyle bir iki görev sıkıştırılabilir aslında her seferinde. Hani en azından görev yaptım derim. Dedirtirim. Hiç görev yapmıyorsun falan da dedirtmemiş olurum. Eskiden o 39-40 kişi. Yani olan yayınlarda var da. Bugünlük böyle. Bilmiyorum artık. Çok da önemli değil. Kişi sayısına takılmayın abi. Ben o kadar takılmıyorum. Ben takılınca eyvallah da hani siz takılmayın. Cavite'ye sanıp çıktılar herhalde. Bilmiyorum artık. Başlıkta yazıyor abi, cahillik etmesinler. Dediğim gibi benim için önemli olan eğlenmek. Görev yap, görev. Ben amacımı söyledim abi. Amaç görev yapmak değil. Amaç eğlenmek. Şey de yapacağım zaten. Polisleri de peşime takacağım daha. Daha polisleri peşime takacağım. Daha o. Daha ne? Daha hiçbir şey yapmıyoruz yani. Polisleri peşimize taktığımızda var ya daha da keyifli olacak zaten. O drug dealer'ı istiyorum bu arada ben. Siz ölün. Siz ölün bu arada. Siz bir ölün. Sizi paranızla istemiyorum, merminizi de istemiyorum. Güzel. Bekleyin. Hemen biniyoruz arabaya. Güzel. Arzu Karakaş, aleykümselam, hoş geldin. Ay, PC alsan seriye başlasa şu kanalı sallandırsak be. Sallandıracağız. Yine bir cihazımı falan da bir yenileyim. Çünkü ana amacım şu an PC toplamak vesaire değil. İmkanlar el vermiyor çünkü. O yüzden benim kafamdan başka bir şey geçti. Onu uygulayacağım. Yani merak etmeyin, pişman olmayacaksınız. Güzel şeyler yapacağız. Arabaya binin lan çabuk. Şerefsizler arkamızda spawn oldu, sıktılar. Bir tanesi hasar yedi. Bir tanesi vuruldu abi. Sık sık. Sıkın lan üçünüz de. Güzel. 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 Ne zaman alacağım yapamadım, oyun bitecek neyse, galiba faresiz bitireceğim. Yani faresiz bitirmek de her yiğidin ağacı değil bu arada. Helal olsun. Helal olsun yani. Resmen katil çıktım. Yani sonuçta her önüne geleni öldürmüyoruz yani. Opsiyonel. Bunların silahları da yokmuş. Ölün lan hepiniz, ölün. Sonuçta balla değil misiniz? Alayınız geberin.
Alayınız geberin lan. Heh. Ölçep beğeni atın, beleşten var mı öyle izleme? Yani bir beğeni atarsanız çok makbule geçer yani, bir zahmet. Bir beğeni olur yani, güzel olur. Çok tatlı olur hem de. Aa, ballı aracı var, çok güzel. Sık lan, sık ulan. Sıksan oğlum. Tamam, bunları sık. Ateş edin lan. Adın of adam, tam da kanal da of adam. Kanal adı. Ya tabi bu yüzeyi Türk oğlum anlamına gelmiyor da. Yeni en birinci ben geldim. Birinci gelmek önemli değil. Önemli olan insanların izlemesi. Yayında kalması. Yani böyle şeylere önem vermeyin yani. Yok ilk gelmişim, yok yüzüncü gelmişim. Hiçbir önemi yok. Sıfır yani. Gram önemi yok arkadaşlar. Dediğim gibi asıl önemli olan en yegane şey yayında uzun süre kalmak, chatleşmek, muhabbetleşmek hani. Bilginiz olsun yani. Geçmiş olsun bu arada. Umarım yakın zamanda iyileşirsin, toparlarsın kendini. Bayramda da hasta olmak ayrı bir iğrenç ya. Hasta olmak zaten kötü. Gelin lan buraya. Gel. Bin arabaya bin. Allah cezanızı versin sizin. Oğlum daha doğru düzgün ateş etmeyi bilmiyorsunuz ki. Gerizekalılar ya. Arabaya binin diyorum, komut veriyorum. Yok illa ballaya sıkacak. Mal mısınız desiniz ya. Çık buradan. Çık git. Çık git. Get out. Amacımız çete bölgesi almak değil abi. Mevcut bölgeleri alıp da o bölgeler çete savaşı başlatmak değil abi. Bizim daha geniş planlarımız var. Daha büyük planlarımız var. O yüzden oralarla işimiz yok abi. Ama alsak verimli bölgeler. Çünkü şu aldığım yer onun bir üstü. Bir de Jefferson'ın bu bölgesi zaten Ballaların ana bölgesi. Ana bölgeleri arkadaşlar. Yani en güçlü oldukları, en aktif oldukları bölge. Zaten oyuna başladığımız ilk zamanda da hani oralardan da geçiyoruz vesaire. Zaten oranın lafı da geçtiği için ekstradan güçlü olduğu bariz belli yani. Çatara ballara takmış kafaya. Zort, espriye bak. Above, espriye gel. Espriye gel. 40 yıl ağlarım ben bu espriye şimdi. Arkadaşlar kişi sayısı bakmayın, bakmayın. Bakmayın abi. Bakmayın diyorum, söylemeyin diyorum. Yok adam illa söylüyor. Tamam söyleyecekse de söylesin. Eyvallah da yani. Dediğim gibi kafaya takmayın böyle şeylere. Ben umursamıyorum. Sohbetinize, muhabbetinize bakın diyorum. Adam bana diyor ki şuna düştü, buna düştü. Bana ne abi? Sen solak mısın? Evet. Ya çoğunlukla sağ el kullanıyorum ama solla yazıyorum. Yani sol elle yazmak demek solak olmak zaten. Normal şartlarda sağlak oluyorum ama. Fakir yendire mental aga. Sonumuz böyle mi olacaktı? Tatsız. Lan it. Öldünüz değil mi? Bravo. Bravo gerizekalılar. Hadi ben arabadan düştüm eyvallah. Yani siz nasıl ölmeyi başarıyorsunuz ya? Çok çalışan domuz ona ne demiş bilmiyorum. Anasını satayım öyle adam ya. Öyle adam yenisini almamız gerekiyor şimdi. İlla yenisini alacağız. O yüzden yardır bizim ana Grove Street bölgesine. Önce şunları da öldür ama. Vur 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 vur. İki tane olunca böyle verimsiz oluyor işte. Yetmiyor. Damage yetmiyor. Hasar yetmiyor. Ölmedi lan adam. Zort. Adam nasıl ölmedi lan? Öldüğüne çok emindim. The who one ask. One who ask daha doğrusu. Aleykümselam, hoş geldin. Evet. Bir tane daha drag dealer. Dediğim gibi geldiği her fırsatta, spawn olduğu her fırsatta bunları kesiyoruz abi. Çünkü bunlar para. Çünkü bunlar respect. Çünkü bunlar ondan bundan. Allah'ım yarabbim. Bu sefer adam isim olarak sordu. Değilim kanka, Türk değilim.
Ha, burada doğdum büyüdüm yani, ama çok da fark etmiyor yani o yüzden. Haberin var mı? Yok, haberim yok. Odyssey Gaming izliyoruz eyvallah da. O kadar da haberim yok. Yani şey, tamam hani şu an yeni güncelleme için beta'da olduğunu biliyorum da haftaya güncelleneceğini, haftaya geleceğini bilmiyordum. Şimdi öğrendim. İyi iş. İyi, güncelleme gelsin, yeni şeyler gelsin abi. Oyun gelişsin. Oyun gelişsin abi. Bayramı kutlu olsun. Eyvallah Muhammed Bolat. Eyvallah. Ulan moderatör. Bu adam Kastamonu diyor ya. Ulan moderatör puşt. Ben sana thumbnail şeyi atıyorum. Yap diyorum. Niye yapmıyorsun? Niye bana bırakıyorsun her şeyi? Sonra izlenmiyor anasını satayım. Ana of geldim bu arada da. Oğlum ayıp lan yaptın. Ayıp oğlum. Ben de sürücü kursu sol tarafı seçiyorsun acaba sol mısın diye sordum. Yemeği sağ elle yiyorum diyorum ya. Genellikle sağ elle yapıyorum. Hayat içerisinde yaptığım şeyleri, ama konu yazıya gelince de sol. Hile mi? Hayır, hile olsa zaten sınırsız mermi vesaire olurdu. Paraya bakmayın, onu alnımızı teriyle kastık. Tamamen ve tamamen alnımızı teri. Bunu da kimse inkar edemez. Kimse inkar edemez bu alın terini. Kimse inkar edemez. Manitayla ilişki düştü. Çok güzel. Çok güzel abi. Tembel olmuş kapak fotoğrafı yapmıyorsa. Abi dün Şeng Tuzu için yaptı. Bu arada Shadowfight Arena için Şeng Tuzu videosu çekeceğim. Yarın kanala atarım. Yine iyi pizza, güzel pizza ertelendi. Yine anasını satayım. Neyse. Adam yok, yapmıyor anasını satayım. Yani hemen direkt yapsa sorun olmayacak. Yok. Yapmıyor anasını satayım. Benim soyum aynı, bakacağım yok, bakmayı unutuyorum. Bakacağım diyeceğine yapacaksın o yüzden. O yüzden yapman gerekiyor. Bak sırf bu huyun yüzünden sana yazasım gelmiyor ve her seferinde içerikler erteliyor. Yazıyorum günler sonra, haftalar, asırlar sonra cevap veriyor. Bir şey planlıyoruz hani, olsa güzel olacak vesaire. Yok, olmuyor yani. Bizim bunu bir düzene oturtmamız lazım abi. Sonra bok gibi kalıyoruz işte böyle. Ben de buna yanıyorum zaten. Yoksa canın sağ olsun ayrı da yani. E amına koyayım, kanal nasıl büyüyecek? Misi kod. Hoş geldin bu arada. PvP2 oynadım. Bitirdim. Aha. Aha lan. Aha. Gayet de çabuk oldu bu arada. Yardeş. Şeyleri bırakırız. Çete elemanlarına. O kadar aldık. O kadar aldık abi. Baklava ki. Baklava ki. Neyse, canlı yayında da bitirdim ben bu arada Payback 2'yi. Severek de oynadım bir yere kadar da abi, GTA varken Payback falan hayırdır yani. Ne olmuş 2 hafta sonra baktıysam. Biz o 2 haftada en az haftada 2 tane short çıkarmış olsaydık şu an kanalın izlenmeleri çok daha iyiydi. Senin yüzünden oğlum. Senin yüzünden. Senin suçun. Tamamen ve tamamen kabahatlisi sensin. Anladın mı beni kardeş? Yarına short lazım bu arada. Aktif olmazsan, yapmazsan sıçtım ağzına. Artık böyle sana sitem ederek konuşacağım. Artık böyle, kusura bakmayacaksın. Bir süre böyle. Ne zaman 5 tane short çıkartırsak senle, gelecek haftaya kadar en azından, o zaman affederim seni. Ve içerikler aktif olursa da senin için bir şeyler düşünürüm. Yani bir kıyak yapalım, güzellik yapalım canım, o kadar da değil de. Ama şu anın bir şey yapmıyor olmamız sebebi senle hiçbir şey yapamıyor olmamız. Şimdi imkansız da çok kolay bir şekilde şey. Kolay, daha zor yenen ben şimdi, imkansız da yenen ben. Helal olsun. Başarı, bunların hepsi başarı. Bu arada görev yapmam gerekiyor çünkü Big Smoke yüzünden, şu BS yazısı yüzünden o ikonu göremiyorum. İkonu göremiyorum abi. Artık kıza vakit ayırmıyorum. Artık sabah erken kalkıp soğuk duş alıyorum. Spor ve sağlıklı beslenme mimik yapıyorum. Aktivite zinde hissediyorum. Hepinize tavsiye ederim. Güzel güzel. Derken bu arada birazcık geç kaldım ama Dream Soldier Bronze Off alarak aramıza hofluyor bu arada. İlk defa hofluyor hem de. Dream Soldier aramıza hof geldin. Gelecek aylarda da hoflaman dileğiyle aramıza tekrardan hof geldin. Bronze Off desteği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi ki varsın. Aramıza tekrardan hof geldin. Şey için foto, yani halledersen iyi olur. Ben hallettim aslında.
yalandan bir şey koydum hani. Ama yaparsan güzel olur. Chase dışında dediğim gibi short yapmamız lazım seninle. Mevcut shortlara devam etmemiz lazım. Little Company short'u düşündüğümü söylemiştim. Ve bunu 2 ay önce sana söylemiştim. 2 ay önce. Ve sen ne yaptın abi? Tembelliğe tembelliğe. Yapmaya yapmaya hevesimi kaçırdın anasını satayım. Brawl Stars çöp. Rakip içinden sövüyor mu? İçinden değil abi. Klavyeyi kırıyor olması lazım şu an. Klavyeyi kırması lazım. Ben olsam klavyeyi kırana kadar söverdim. 10 satır küfür ederdim yani ben olsam. Böyle böyle yapayım ki diğer ballalar yaklaşsın. Gelin lan itler. Hatta taktiğim var benim zaten. Sonuma cevap vermedin. Bu araba bana lazım. Garaja koyamam. Bu araba bana lazım. Bu araba özel araba çünkü. Hiçbir şeyden etkilenmiyor çünkü bu araba. Bu arabayı kimse yapamaz. Kimse yapamaz derken yanlış anlaşılmasın bu arada. Onun sebebi benden başka bilenin, bir de sadece beni izleyenlerin biliyor olması. Olay o yani. Bu arada Dream Soldier 11 TL'lik HOF bağışına bulunmuş. Dream Soldier, kesene bereket, teşekkür ederim, sağ olasın 11 TL'lik HOF bağışı için, sağ olasın tekrardan. Böyle insanların olması mutluluk verici ya. Adam izliyor izliyor sonra tak bir geliyor, adam üyelik alıyor, destek alıyor, sağ olsun. Yani keşke paramızın bir değeri falan olsa. Ama olsun, adam sonuçta gönlünden desteğini veriyor yani, mutlu ediyor sonuçta, yayına renk katıyor. Benim için önemli olan bu. Para bir şekilde kazanılır, dert değil. Önemli olan kanalın büyümesi. Adam Mega Knight Artifact attı, 3 maç 3 taş attı, sinirli telefonu fırlattı. Kıvı sizce değer miydi? Bence değerdi. Senin için değerdi canım. Senin için değerdi. Bu arada ballaları artık ödünmeliyim. Evet, hadi bakalım. Umarım ballalara geçer. Haritaya bakacağız şimdi. Bulunduğumuz yere bakacağız. Elsemen gibi aynı şeyleri spamlama, ban sebebi. Hayır, hem cevap veriyorum, adam aynı şeyi tekrar soruyor. Sonra başka soru soruyor. Bu böyle gidiyor yani. Hadi bu arada düşman artık geçecek mi? Geçmezse çok üzülürüm. Ah, geçti. Güzel. Güzel. Çok şükür. Çok şükür. Bir an ödüm koptu. Bölge düşmanı geçmeyecek, ballaya geçmeyecek diye. Araba gitti. Nereye gitti oğlum? Görev başlığını kapatınca bölgesi alıyor musun? Onu... Abi o olay nasıl oluyordu tam olarak ya? Ha, şeydi, doğru. O da oluyor da her zaman çalışmıyor. Bir de ambulansla falan yapmak biraz zor. Hile kullanmadığım için. Hile kullanmadığım için onun yerine ne yapıyorum abi? Onun yerine böyle yapıyorum. Biraz daha uzun sürüyor. Evet, ama verimli. Yunanistan'da kalamarı yedik, güzeldi. Güzel mi? Oğlum sen nasıl güzel dersin lan? Sen nasıl güzel dersin oğlum Yunan yemeğine? Hı, vatan haini. Ne yapacağım oğlum? Ben sana yazacağım. Ben sana yazacağım. Ay, biz önce Shadowfight içeriklerine devam edelim. Mr. Incredible. Yok, onu şeyden sonra. Onu rating konseptinden sonra yapacağız. Shadowfight 3 ratingi bittikten sonra bu arada arenaya geçeceğiz. Arenayı yapacağız. Daha arena yapmamız gerekiyor. Şimdi yaz da yapayım. Aga ya, söylesem anlamazsın ki, ama sen şey yapabilirsin şu anda. Şeysin thumbnail'ını yapabilirsin. Şeysin thumbnail'ını... Ulan şerefsizler. Ulan siz ne yapıyorsunuz burada? Lan? Tuvaletler, siz ne yapıyorsunuz lan burada? Ana! Ana toprağımda! Bir de utanmadan ana toprağımda spam oluyor. Vay şerefsizler vay. Vay it köpekler vay. Vay puştoğlu puşt. Adamın fotosu yok yok. Söylemedin bana öyle bir şey. Bana öyle bir şey söylemeden. Neyse, bulana kadar bekletiriz onu. Şey yaparız ama. Adını sen söyle. Bulduğunda da yaparsın. Ben bu arada böyle sıkarsam, evet. SMG'yi böyle böyle geliştirebilirim. NPC'ye nişan alıyorum sonuçta. Bu arada Dream Soldier 22 TL kop bağışı daha yolluyor ve GTA Vice City 100'ü izleyecek misin? Ya aslında GTA Vice City 100'ü izlemek istemiyorum. Çünkü GTA Vice City. GTA Vice City çok zaman alıyor bir de. O yüzden onun yerine San Andreas'ı 100'ü izlerim. Gerisine de bakarız. Kerisi Allah kerim yani. Şöyle shortların oğlu bossları bir kere yaptım daha gelmedi. Evet, ona devam etmek istiyorum işte. Onu yapalım diyorum.
Ama onun için de tabii ki de ne yapılması lazım? Benim o bosslar hakkında neler düşündüğümü, şu şöyle, bu böyle diye modun yerleştirmesi gerekiyor. Ama sevgili mod şey yapabilirsin bu arada. Şu an düzlemlerdeyiz bu arada. Yani Cun'un düzlemindeyiz. Cun'un düzlemindeki o bossları alıp onları fotoğrafın yarısına yerleştirebilirsin şimdiden. Sonra Raytic'teki karakterler kalıyor zaten. Onu da ben sana yayından sonra söyleyeceğim. Sen ne yap biliyor musun yani? Sen direkt olarak Cun düzlemindeki bossların fotoğraflarını al. Onların da yarısını hallet yani. Onların yarısını yerleştir şimdiden. Onu yap yani şimdiden. Derken bu arada Dream Soldier önce 11 TL'lik bir Hof da, ardından da Shadowhammer'e Hof hediye ediyor. Evet. Gerçekten de Dream Soldier'dan bir hediye üyelik geldi aynı zamanda. Evet, Shadowhammer aramıza Hof geldin. Gelecek aylarda da Hoflaman Leyla. Aramıza tekrardan Hof geldin. Bu arada Dream Soldier hediye üyelik için de teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bu arada istersen bağış atmak yerine, ki hala atmak istiyorsan, üyelik hediye edersen bence daha iyi olur. İnsanları mutlu edersin. Hem de bizim kanalı takip edip de üyeliği bitenler ya da hala üyeliği olmayanlar falan mutlu olur vesaire. Onlar daha da çok izlerler beni vesaire. Yani üyelik olması insanları daha çok izlemeye teşvik ediyor. Ben bunu bariz bir şekilde görüyorum. Bu arada SMG'yi bitirdik. Evet, sadece NPC'ye nişan alıp arabaya sıkarak bedavadan gittik, SMG'yi fullledik. Bunu shotgun için de yapabilirim. Bütün silahlar için yapabilirim. Yapayım mı abi, niye olmasın ki? Box 1'de oynarken Rezon trajik hikayesi yanlışlıkla fark ettim. İyiymiş. Güzel. Helal olsun. Derken bu arada Shadow Soldier bu sefer bizim Mr. Drifter MM Fans'e hediye etti. Neyse dur. Dream Soldier benden bu kadar diyene kadar ben iyisi bekleyeyim, çünkü böyle çok tekrara düşüyorum. Şöyle üyelik, böyle üyelik diyeceğime tek seferde okurum daha iyi. Şimdiden çok teşekkür ediyorum bu arada, sağ olasın. Derken bu arada Furgan'a da geldi. Ulan Furgan, ne şanslı adamsın var ya. Harbiden çok şanslı adamsın. Adam harbiden çok şanslı, yemin ediyorum. Artık yayınlara gelirsin diye düşünüyorum. O kadar üyelik geldi sonuçta. Bu arada pistolü yavaştan geliştiriyoruz. Güzel. AKM kullan, yeteneğin geliştir. Hepsini yapacağım. Hepsini. Hepsini. Need for Speed'i hatırladım. Evet, hatırladım. Hoş geldin. Bu arada derken Dream Soldier 55 TL'lik Hof bağışı daha yaparak benden bu kadar rey istemiş. Yani dediğin gibi başkalarına, yani chat'teki insanlara da verebilirdin ama tabii ki de günün sonunda sana kalmış. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Sağ olasın, yayına bugün gerçekten maddi anlamda çok güzel renk kattın. Sağ olasın yani. Çok minnettar oldum gerçekten. Bu yayında zaten kalpledim daha. Sağ olasın tekrardan. Önce kime vermişti bu arada hediye üyeliği? Bizim Mr. Drifter MM'e, ardından da Furgan'a vermişti. Arkadaşlar aramıza tekrardan of geldiniz. Kaçıncı yıldasınız bilmiyorum ama gelecek aylarda da oflamanız dileğiyle. Tekrar bu arada. Kesene bereket. Dream Soldier çok sağ ol. Allah razı olsun. Bu arada Mr. Drifter MM 4. ayındaymış. Güzel. Millet mutlu olurdu. Abi adamın kendi kararı günün sonunda. Adamın kendi kararı. Hediye üyelik de verdi mi? Verdi abi. Adam ondan bundan yaptı işte. Ondan bundan yapıştırdı. Oha derken bu arada. Derken. Zor yatırım oyunu adam dağıtıyor. İşte abi. Hop farkı. Ulan adamı gaza getirdiniz. Ulan adamı gaza getirdiniz. Adam 5 kişiye Hof üyeliği patlattı abi. Önce Zamazingo'ya. Hatta Zamazingo mu söyledi lan bunu? Evet. Adamın şansına. Adam bunu söyledi ve adamın kendisine üyelik geldi. Zamazingo, bizim Jale, Sezer, Emir Göksu ve Mega'ya Hof üyelikleri gelmiş oldu. Ulan ne şanslı adamlarsınız ya. Jale de bir mutlu olur, bir mutlu olur var ya. Jale'ye gelmesini çok istiyordum. Neyse, Zamazingo aramıza Hof geldin. Gelecek aylarda da Hoflaman değil öncelikle. Sonrasında Sezer aramıza tekrar Hof geldi. İyi kayın kutlu oflu olsun. Birinci ayın daha doğrusu. İlk ayda demem saçma olur. Birinci ayın kutlu oflu olsun. Gelecek aylarda da Hoflaman dileğiyle Furkan Kılıç. Aleykümselam. Hoş geldin. Emir Göksu aramıza Hof geldin. Gelecek aylarda da Hoflaman dileğiyle. Mega da aynı zamanda
aramıza senle tamam, tekrar off geldin. Bileceğin kutlu oflu olsun derken bu arada Drift Solcu 55 TL'lik off bağışı daha yolluyor. Adam fışkırtıyor bu yayın ya, fışkırtıyor. Kesene belki, çok teşekkür ediyorum. Tekrardan sağ olasın. Aynen gibi benden sana tavsiye. Aynı mantık oluyor bu arada. Hani ister bağış olarak olsun, ister hediye üyelik olarak olsun. Aynı paraya tekabül ediyor. Yani insanlar mutlu olsun ve chatte rozetler falan gözüksün. Hem de üye olduklarında daha çok izliyorlar abi. Alanlar gerçekten daha çok izliyor. Yani ben bunu fark ettim, o yüzden söylüyorum. Ama dediğim gibi sana kalmış. Sana kalmış tabii ki. Bir yandan da bu arada bam 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 pistoli geliştiriyorum. Ulan hem yetenek kasıyorum hem para kasıyorum. Oyunda yetenek, gerçek hayatta para. Direkt 200 asya. Oğlum adamı şey yapmayın lan. Allah Allah. Adamı gaza getirmeyeyim ama adam ne güzel destekte bulunuyor işte. Size yok şunu yapsaydı, bunu yapsaydı. Aa, yapmayın abi. O başkaları mutlu olsun. Yani öyle bir imkan yok maalesef ama. Olsun, sonuçta iyi oldun abi, tadını çıkar. Aldı üstüne toplanın bayramda. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Artık arabaya sıkmak biliyorum ama yapacak başka bir şey yok birincisi ve şimdiden hani yetenekleri fullemek istiyorum. Ki bir daha uğraşmayalım. Çünkü daha susturucu tabanca falan alacağım. Üyelik ne, abone gibi bir şey mi? Ya aylık üyelik işte. Bana maddi anlamda destekte bulunmuş oluyorsun. Aynı zamanda ismin yeşil rengi bürünüyor ve onun yanında da rozet oluyor. Rozetlerde ne kadar uzun süre üye kalırsan o rozetin rengi zamanla değişiyor. Rozetin rengin değişmesi demek de ne kadar sürede zaten kanalın üyesi olduğunu, üyelik alarak maddi anlamda desteklediğinin göstergesi yani. Bir de üyelerle her ay Şarafat Arena vs yayını gerçekleştiriyoruz. Ayda bir kere olmak üzere. Patlamıştı. Subay Surf çek ne ya? Subay Surf çek ne ya? Neyse onun dışında her pazartesi yapıyorum Sabi Surfers'ı da. İster patlasın ister patlamasın. Bana ne? Bana ne yani, patlamasa da olur. Sezor Ekim Selam, hoş geldin bu arada. Temin üyeliğim neyse her zaman. Oğlum senden başka üye olmayanlar da var, öyle deme. Öyle deme hocam, öyle deme. Niye diğer üye olmayanlar piç mi? Onlar da değil abi. Orada 6 ay üyelik mesajım vardı özel olan. Gördüm bu arada, cevap veremeden. Diyecek bir şey yok. 6 ay değil bu arada. 5. ayındasın şu anda. Olsun. 5. ayımız kutlu oflu olsun. Subay Surf. Aynen. Bir tek ben üyeli. Oğlum başka üye olmayanlar da var. Yalan söylemeyin. Bari yalan söylemeyin ya. Allah'ım yarabbim ya. Ayıp ediyorsunuz abi. Diğer üye olmayanlara ayıp ediyorsunuz. Yok ben değilim, yok ben değilim, yok şu, yok bu. Evet bu arada tabanca da bitti. Sırada shotgun mı var abi? Shotgun kaldı bir tek. Shotgun da sıfır bu arada neredeyse. Aa oha. Evet kendimi yalnız hissediyorum falan diyor manita. Seni sonra alacağım, seni sonra alacağım. Oğlum ben gittim. Camdan bizim çete elemanını vurdum lan. O nasıl becerdim anasını satayım. O nasıl becerdim lan? Şuradaki puştu vursam. Aa shotgun da olmuyor. Shotgun da olmuyor. Shotgun'ı direkt geçiriyor. En azından bir yere kadar. Oğlum düşsene direkt yere işte ya. Yere düş bir daha da kalkma. Aha. Aha nereye saldırdı? Aha. Temple tarafına saldırdılar. Aa nice. Bakın. Yeni çete bölge savaşımız hayırlı olsun. Derken bu arada bu sefer RV Kezo R7X Türkiye hediye üyelik vermiş. O zaman R7X Türk aramıza hof geldin. Gelecek aylarda da hoflaman dileğiyle. Bu arada RV Kezo hediye üyelik için de teşekkür ederim. Sağ olsun. Sağ olsun. Var olsun. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Evet ve işte bu ya. Sonunda çete savaşlarında ilerleme kat ediyoruz. Yeni bölgeler arkadaşlar. Yeni bölge bunların hepsi. Ama nereyi yapsam? Oha. Ha. Dur. Nereyi yapmalıyım? Şurayı istiyorum demiştim. Buraya. Buraya. Olursa burası. Olmazsa da karakol tarafı falan olsun en azından.
Şey de yapabilirim. Yakınlarını da yapabilir mi? Yakınlarını yapmam verimli olmaz. İstesem şurayı da yapabilirim bu arada. Ama burası direkt olarak şey, burayı ve burayı bağlayacağı için burası daha verimli olur. Hem haritada daha net gözüküyor. Yeni şey esprisi çok güzeldi. Keyif aldıysanız adınıza çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmadınız inşallah. Malum beğeniler çok önemli. Malum beğeniler insanların hem kanalı hem de yeni videoları daha çabuk keşfetmesine, videoların önerilmesine olanak sağlıyor. Bunlar önemli şeyler. Araba gidiyordu. Hiçbir yere gitmiyor araba. Bu arabaya hiçbir şey olmaz. O kadar rahatsız yani. Bu arada daha uzak bir yere de gidebiliriz aslında. Ya da riske atmasam mı? Bilmiyorum ya. Yok yok. Buradan başlayalım biz. Biz buradan başlayalım. Her yeri çete bölgesi yapalım. Uzağa gidebildikçe de uzağa gideriz. Şeyimiz yok yani. Acelemiz yok. Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bendeniz Eyşan. Siz ölün bu arada. Çünkü bunların yaşaması bizim işimize gelmiyor. Oğlum ölün lan, ölün ölün ha. Bizimkiler ölsün. Evet. Şöyle yapayım. Ters dönüyor adam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Discord var mı? Aa, ben yine Discord sunucusu linkini sabitlemeyi unutmuşum. Evet, Discord sunucusu an itibariyle ekledim. Paraşütle vurursak. İstisna oğlum işte. NPC'ler patlatamıyor arabayı. Şunu artık öğrenin abi. NPC'ler patlatamıyor. Biz arabayı ters çevirmediğimiz sürece ve paraşütle vurmadığımız sürece hiçbir şey olmuyor. Olay o yani. Herkesin gelmesi işime gelir bu arada. Hatta shotgun'la vururum. Grov aynı. Öyle deme lan. Öyle deme oğlum. Ben Grov ailesine Los Santos'un her yerine dağıtıyorum. Böyle böyle aslında. Yani normalde asla hiçbir çetenin barınamayacağı yerlerde barınmalarını olanak tanıyorum. Öyle demeyin yani, üzülürüm. Yeni seri hatırlatırım demiştin. Evet. Yeni seri bu arada cihazımı yeniledikten sonra gelecek. Kesin olarak gelecek. Yeni cihaz özel olarak sağlam bir cihaz olacağı için bir de aynı zamanda ona özel bir seri patlatmak istiyorum. Oğlum gelin lan. Gel. Arabadan düşersem ölürüm bu arada. Yarın yayın var mı? Yarın cuma olduğu için yarın yayın yok arkadaşlar ama pazar günü bir aksilik olmazsa BS yayın olacak. Ama sen balla dağıtıyorsun. Göreceksin şimdi. İzle sen. Sen izle şimdi. Sen tabii daha bilmediğin için bizim ne yaptığımızı. Çünkü hani Türkiye'de benden başka bunu yapan, bilen kimse olmadığı için içerik üreticileri adına konuşuyorum orada, yanlış anlaşılmasın. Linçlenmek istemiyorum sonra. Gelin abi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Evet hadi bakalım. Başlıyor bizim seans. Hatta C-Buck yapıp shotgun'la indireyim hepsini. Ölmeyeyim lan son ama. Evet bir tane kaldı. Yes oldu. Nice. Yeni çete bölgemiz hayırlı uğurlu olsun chat. Hayırlı uğurlu olsun chat. Yes. Yes. Erseven Game çıkabilirsin güle güle. Her yazdığına cevap vermek zorunda değilim. Bu nasıl bir çocukluk ya? Bu nasıl bir veletlik? Neyse çok da şey yapmayacağım. Umunda değil yani. Bir iki cevap veremedim diye abonelikten çıkılacaksa zaten abone olmayın arkadaşlar bana. Yani önemli değil yani, canınız sağ olsun. Evet bu arada yeni bölgeyi göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi şu üçlü kısım tek bir bölge olarak bize geçti itibariyle. Oynamayacak mısın GTA Vice Story'si? Yani PC aldığım zaman muhakkak oynarım. PC aldığım zaman kesin oynarım. Ya yani emülatörle falan bir şekilde ben hallederim onu. Hallederim. Ama şu an imkanı yok yani. Olmuyor yani şu anda. Mobilde olmuyor en azından. Velet senin adın ne? Aynen kanka. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Bu da kapak olsun.
İşte insanların, yani velet olanların velet olduğunu nasıl anlarsınız? İşte aynen bu şekilde. Bu arada Temple Drive, buraya saldırdılar ya az önce ballılar. Buraya bir şey olmadı. Kazandığımız için, savunduğumuz için hem de burada savunduğumuz için çete bölgesi olarak bize geçti. Olay bu yani aslında. 29M mi? Ne diyorsun kardeş? Keşke öyle olsa. Hep onun sayısı hayatta kalıyoruz. Ama oyunun sonunda başından bize yardım idam edildiğini öğreniyoruz. Aga be. Aa, bu arada ben görev yapayım. Ben görev yapayım bu arada. All you had to do was follow the damn train, CJ. Desin bizim Smoke. Yo diyemez bu arada. Yo diyemez, görevi feylemeyeceğim ki. En sevdiğin oyun. Yani şu anda oynuyorum. Satü. Vay kardeş, vay. Sen yaşıyor mu ya? Aleykümselam kardeş. Aleykümselam. Sen yokken biz kanalda çığır açtık. Olsun, geldim. Kanalda çığır açtık, olay bu. İşte böyle, aynen böyle. Çünkü Brawl Stars oynuyorum. Yani çocuk oyunu evet de, her Brawl Stars oynayan da velet olmuyor şimdi. Velet dediğimiz az önceki gibi. Az önceki banlanan velet gibi. Velet. SG. GTA yerine başlatacağım, sana sözüm var. İlla GTA mı olması lazım? Üzdü. Çok üzdü. Yani 2 ay GTA yayını açmasam bağış almayacak mıyım? Böyle mi olduk şimdi? Eyvallah bu arada şimdi. Ne yapıyorsun lan CJ? Ne yapıyorsun abi sen? Neyse ben şey yapayım da. Elemanı bırakayım. Satı bu arada bronz of olarak aramıza tekrardan hofluyor. Vallahi Satı aramıza tekrardan hof geldi. Kaçıncı ayındasın bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Double teşekkürlerin yaptığı gibi şey yaparsan, dönüm mesajı olarak atarsan hafızamda tazelenir. Double teşekkürlerle bu arada 3. ayındaymış. 3. ayımız kutlu oflu olsun. Bu arada Satü, Bronze of Destiny için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olasın, iyi ki varsın. Aramıza tekrardan hof geldin. Gelecek aylarda tekrar hoflaman dileğiyle. Ulan var ya, adam yok olduğu zamanlarda üyelik alsaydı şu an bir yılı doldurmuştu herhalde. Ya 1 yıl ya 9 ay. O kadar süredir yok adam yani. Sağ olsun. Üyelik alan kaçıncı kişi oldu bu yayında bilmiyorum ama. Galiba 12-13. Bakacağım ona. Ona bakacağım. Hatta ara sahnedeyken bakayım toplam kaç kişi hediye üyelik sahibi olmuş. Bir dakika, şatkanla vuracağım. Çünkü şatkan skillim gelişiyor. Tamam. Ben göreve gelince çete savaşı bitiyor otomatik. Şimdi Ivy Kezo da hediye üyelik patlatmış. Okuyacağım. Bakacağım onlara. Şöyle takipçi bağışlarına bir bakayım. Hemen seri bir şekilde. Bir dakika abi. Tamam, Dream Soldier var zaten. Bronze of üyelikle aramıza hoflayan. 2, 3, 4. Ardından 5 hediye üyelik 9. Ivy Kezo'dan bir tane 10. Ardından Satü 11. Ivy Kezo bir tane hediye üyelik patlatmıştı. 12. Doğru hesaplamışım lan. Helal olsun bana. Harbiden ben bu yayını takip etmekte uzmanım. Neyse, bu arada Ivy Kezo bizim Müslüm Emre Erdoğan'a hediye üyelik patlatmış. Müslüm Emre aramıza tekrar hof geldi. İlk, yani birinci ayın kutlu hoflu olsun. Gelecek aylarda da hoflaman dileğiyle. Evet, hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? All you had to do was follow the damn train, CJ. Hate. 100-100 bitirmeyi seninle beraber başladım. Ben 100-100 bitirmeye kasmıyorum şu anda zaten. Anlamışsınızdır onu. Sen dizi film yayını yapar mısın? Yapılır. Dizi falan ben izlemek isterim chatte beraber. Ama işte çok uzun yayın olsun ya. Ama yani sıkılmayayım. İnşallah sıkılmam. Ben kesinlikle Kutlu Havarisi izleyeceğim bu arada, öyle bir şey yaparsam. Direkt Kutlu Havarisi. Direkt. Anakart zarar görmüş, artık oyun telefon düşmanı diye seslenebilir. Yani ama iPhone'un işlemcisi şimdi hani şey değil yani. Snapdragon falan değil hani, şey değil. Direkt oyunlarda uzun süre oynanabilecek işlemciye sahip değil. Yani telefon ısınmasına rağmen sen oynamaya devam ediyorsan o konuda yapacak bir şey yok. Evet, hadi bakalım.
Bu arada görevi nasıl hızlı tamamlayabilirsiniz onu da sizlere göstereceğim. Follow that train. Of course. Yes, of course. Tamam Smoke'cum, tamam. Bu arada düşmeyeyim lan şimdi. Düştüm değil mi? Aa düşmedim, hayret. Oğlum dur lan. Görev yapacaktık alt tarafı. Altı üstü bir görev yapacaktık. Altı üstü 4 tane vagos indirecektik ya. Bu arada buradan buraya geliyorsunuz. Şuraya tırmanıyorsunuz. Ama beceremedim. 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 Bir daha yapacağız görevi. Bir daha yapacağız. Evet, hesapta bunu söylemeyecekti Big Smoke. Evet, değil mi? Hesapta söylemeyecekti. Nasıl göt olunur adlı çalışmamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum şey yok mu? Göreve baştan başlama şey yok mu? Göreve baştan başlamıyoruz mu? Checkpoint yok mu? Checkpoint yok. Okey, tamam. Ha bu arada Warzone'un optimizasyon sıkıntıları falan var da oyun yeni çıktığı için vesaire. Direkt PC'den mobile port edildiği için normal bu arada. Onun da bilgisini vereyim hani. Yani direkt öyle saatlerce Warzone oynamaya çalışmayın. Pişman olursunuz. Trene çıkacaktık be abi. Çıkamadık be abi. Başaramadık be abi. Başaramadık. Beceremedik. To number 9. And number 9 large. And number 6 with extra dip. And number 7. 220 45s. One with cheese. And the large soda. Asıl söylenmiş bu bu arada. Futbol kolik. Yani olsun, canlar sağ olsun. Belki bir cömert çıkar. Hediye verip patlatır ve sana gelir. Bilemezsin. Hiçbir zaman bilemezsin. Yarın BS'de birlikte kasmamız. Allah korusun BS mi? Ya bırak. Ne BS'si oğlum? BS falan yok. Ben BS oynamaya başlarsam bilin ki benim kariyerim bitmiştir arkadaşlar. Paranın köpeği olmuşumdur direkt. BS oynuyorsam ve aktif olarak video atıp ve her videoda da giderek daha da böyle akıl sağlığımı kaybediyorsam bilin ki ben paranın köpeği olmuşumdur. Roblox da aynı şekilde. Roblox da aynı şekilde. Hani şimdiden buraya yazıyorum, buraya söylüyorum yani. Onu baştan söyleyeyim yani. Sakın ama sakın. Haberiniz olsun yani. En azından açık ve dürüst bir şekilde söylüyorum. Paranın köpeği, aynen öyle. Ya tamam Smoke'cum, tamam bir dur anasını satayım, bir dur, bir sus. Bir sus, az önce zaten geç bindim vesaire motora, artı takıldım, o yüzden beceremedim. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi yapacağım ama. Şimdi yapacağım arkadaşlar. Bakın nasıl da yaptım. Ama benim motora inmem gerekiyor şu an. Gerek var mı inmem? Sık lan Smoke. Sık ulan. Çarpacağız. Allah belanı vermesin Smoke. Allah cezanı vermesin Smoke. Yanlış durdum. Doğru düzgün duramadım. Bu da tabii birazcık yolumuzu uzattıracak. Yolumuzu uzattıracak abi. En azından ikinci olan öndeki vagosu indirdik. O öyle içinde ne olmayacak tabi. Burada gereksiz bir animasyon girmeyecek. Tutunup yarım saat çıkmaya çalışıyordu falan ya. Oraya en öndekine de vurmuştu. Hadi. Öldür. Öldür. Nice. İyi iyi iyi. Verimli verimli verimli. Yani verimli. Gayet verimli. Güzel. Güzel abi. İşte bu. İşte bu. Başardık. En azından görevi başardım. En azından trenin üstüne çıktım. Bence de bir şeyler, bir beğeni falan hak ediyorum. Derken bu arada harbi kez bu sefer Recep Burak Keskin'e hediye hof patlatıyor. Recep Burak Keskin aramıza hof geldi. Gelecek aylarda da hoflaman değil. Bu arada harbi kez o. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sağ olasın. Bu yayın gerçekten Dream Soldier ve harbi kez o güzel destekte bulundular. Sağ olun, var olun. Olmadı kral. Ama en azından yaptık. Yaptık. Yapamasaydım görev daha uzun sürecekti. Çok daha uzun sürecekti. Yani yine yaptım.
Verimli olmadı yeterince. Olsaydı kendimi öldürecektim. Hatta shotgun'la falan öldürmeyi düşünüyordum. Shotgun'la öldürseydim çünkü skill'im falan gelişirdi. Aha, aynen Smoke, aynen. Aynen. Evet, onlarla dikkatli ol falan diyor, sonra görüşürüz falan. Şimdi bu arada şu görevi de bir yapalım değil mi? Biraz aksiyon, biraz action. Biraz action abi. Biraz action yapalım. Big Smoke'un son görevi aynı zamanda. Şu görevi de tamamlayalım da aradan çıksın. Aradan çıksın abi. Burada Rus mafyalarıyla uğraşıyoruz malum. Biliyorsunuzdur muhakkak. Bu görevde bir de shotgun'la oynayacağım. Veremeyeceksin, doğru. Öyle olmuyor, rastgele oluyor. Yani burası Twitch değil. Twitch'te oluyor mesela. İstediğin kişiye bam hediyelik, patlatma falan. Hediye abonelik yani. Evet, bu ara sahneye geçmeyeceğim bu arada. Burayı kaçırmak istemiyorum. Bu arada hala dombiyiz. Hala çok şişkoyuz. Biraz kilo vermem gerekecek. Ki tam da kilo veriyordum ha. Tam da kilo veriyordum. Olmadı şimdi. He, bir buluşma falan. Aha. Bu sahne çok iyi ya. Bu sahne çok iyi abi. İnanılmaz sahne ya. Of ya. Uzi'ye geçtik ya. Uzi'ye geçtik ama ya. Büyük bir hata yaptım. Evet, sinirliler. Onu anladım zaten. Sinirli olduklarını anladım zaten Smoke'cum. Sen ne yaptın lan bunlara? Bizi kaç paraya sattın oğlum? Söyle lan, kaç paraya sattın bizi? Bu arada güzel shotlar yapıyoruz. Güzel. Hemen paraları, her şeyi toplayalım. Hemen. SMG'yi alamıyorum. Alsam da gidecek bu arada. Çok da önemli değil o yüzden. Al abi şunları. Topla topla topla. Her şeyi topla abi. Body armor. Severiz. Severiz. Basıp Batman yok mu? Yok kardeş. Yok, Allah korusun. Yok, yapmam onu. Of, direkt kafasını. Oo, kafası patladı. Evet, kafası patladı. Headshot yedi. Evet. Evet abi, güzel. Eyvallah Smoke'cum, eyvallah. Shotgun mermisinin biraz içinden geçtim ama shotgun mermisi kasmaktan kolay ne var? Dur. Dur. Biraz shot şey topluyordum. Evet, silah ha, değiştirdim nihayet. Yarım saat değiştiremedim silahı. Yarım saat silah değiştiremedim. Nice. Nice. Evet, hadi bakalım. Biraz da motor aksiyonu. Bir yerik ileride kartma, belki kendimi gümüş ol çekerim. Hayırlısı, hayırlısı. Ama olsun, ne olursa olsun canın sağ olsun arkadaşlar. İlla yüksek seviye hofiliği almanıza gerek yok yani. Yani kendinize en ucuzunu alıp insanlara mesela gümüş hop hediye edebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Yani başka insanlar mutlu olur. Yani seviyenin çok bir önemi yok zaten. Önemli olan ne kadar süre of üyesi olduğunuz aslında. Sonuçta rozet falan değişiyor yani ondan. Yanlış anlaşılmasın. Güzel. Ronaldo yoksa Messi. Ben Messi'ciyim abi. Ronaldo diyenler de ne bileyim yani. Ben de rengim Messi'ciyim. Bu arada sık abi, sık sık. Heh. Yarım saat vuramadı ya. Oğlum Hitman seviyesi lan. Max. Maximum seviye abi. İsabeti falan yüksek olması gerekiyor. Normal şartlarda. Ama yok, nişangen neyse ona göre şey yapıyor. Saçma abi, o kadar geliştirdik. Hitman'e ulaştık. Ben bu görevi yapacağımı da unuttum yani. Unutmuştum bir de. O motordan bir düşebilir misin hocam? Motordan düş dedim. Ateş eden düştü. Ateş eden düşmesi önemli değil. Önemli olan sürücünün düşmesi. Çok kalabalıklar. Severiz. Evet, bizi buldular. Evet, bu kadar negatif düşünmeyelim ya. Evet, haklı. İlk defa haklı. Sürücüye vur. Sürücüye vur. Mümkünse. Mermi değiştirip durmasa güzel olacak da. O patlayacak değil mi?
Yok tamam. Evet araba boşa gitti. Çok güzel. Araba boşa gitti abi. Diğeri. Tamam güzel. Evet rampaya çıktık. Güzel. Patlat abi onu da. Güzel. Ona sıksam iner mi bu arada? İnmez değil mi? İnmez abi, imkanı yok. Aynen. O zaman şunu indir. Güzel. Hala araba falan geliyor bu arada ya. Adamlar sultanla geliyor. Adamların zenginliğine bak. Neyse hadi bakalım. Limitim doğdu, gelecek ay inşallah. Canın sağ olsun reis, canın sağ olsun. Hiç önemli değil. Sağ olasın. İyi ki varsın tekrar tekrar. Nice. O da patlasın. Nice. Yat ulan aşağıya. Evet gidiyoruz. Evet bu tünele yani. Bu arada bike skill'ımız da gelişiyor aynı zamanda. İlginç bir şekilde. Lan varile sıkmıştım. Variller patlamadı. Olaya bak. Evet nasıl kaybettik onu ben de bilmiyorum ama. Ben kaçar. İyi geceler. Oğlum nasıl patlatamadım lan ben varilleri? Sıktım o kadar. Evet biliyorum Enes, biliyorum. Yani başı sağ olsun. Başı sağ olsun hocam. Enes spam yapma bu arada. Tabii görmemiştim aslında ama olsun, spam yapma. Yani dikkat edin böyle şeylere. Sahte varil. Normalde patlıyor onlar. Normalde patlıyordu. Bilmiyorum, biraz şey oldu sanki ya. Dolandırıldık gibi. biraz oyun çeşitliliğini arttığı kadar 2 yıldır ortada yokum. Değişen tek şey izleyici kitlen olmuş. Satü. Yayın kalitesinde bir değişiklik görmedin mi acaba? Yayın kalitesinde bir değişiklik yok mu? Gerçekten mi? Emin misin? Alınırım. Üstüme alınırım. Çok ağır alınırım hem de. Yayın kalitesine bak istersen de. Aa. Gölge hatasına pişman olup yabancıya saldıracak. Hadi bakalım. Bu arada Balla bölgesine gelmişken, manitayla takılıyorken bir de hazır. Bizim hemen Ballaların içinden geçmemiz lazım. Aman ama birazdan sonmuşuz. Abonetler çıkıyor bir de. Canı sağ olsun de kardeş. Aa bir de kalite mi? Drop murap falan da onları da olabilecek en düşük seviye indirir gerek. Şey değil yani. Sadece kitlede ufak tefek değişiklikler olmadı. Yeni oyunlarda ufak tefek bir şeyler var. Ufak tefek ama hani şey değil. Çok da öyle muazzam değişiklikler yok. Bir de yayın katısı tabii ki de. Daha ne olsun abi. Ama merak etmeyin. Gelecek hafta değil. Gelecek hafta opsiyonel. Ondan sonraki hafta yeni oyun serisiyle geleceğim. Kesin olarak ama. Ama dediğim gibi şu an henüz %100 değil. Sıksana Deniz. Sık. Sıksana manyak. Abi niye bizim bölgedeyken şey yapmıyor ya? Sıkmıyor. Balla var sonuçta. Yüzde kaçı sana gidiyor? %50'si yani. %50'sini direkt YouTube alıyor zaten. Öyle düşünün. Zamanla kral zamanla. Ama yani kanalda bir gelişme var zaten. Gelişmeyi istikrarı hızlandıracağız ama bunun için de desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar doğal olarak. Malum Satu gibi adamlar 100 yılda bir geldiği için böyle insanlar gelseler, kalsalar, destekleseler hani aslında olacak bir şeyler. Bu arada geçen Sabre Surfers yayınında 200 izlenme vardı, sen ne diyorsun? 200 izlenmeyi açmıştık biz. Sen böyle diyorsun ama. Sen öyle diyorsun kardeş ama. Senin birçok şeyden haberin yok. Bir dakika, illa kulübe mi gitmem lazım? Nasıl ya? Bir dakika, manita beni eve götür dedi mi? Abi o benim Nisan şakası yaptı. O 1 Nisan değil miydi be? Dark Shadow ekip selam of geldi. Ümüm gözü değil. Okey. Okey abi. O tarz şeyler yazmamaya bu arada özen gösterirsek.
Rahatsız edici çünkü. Ben öyle gereksiz küfür vesaire sevmiyorum çünkü. Güzel. Bir tane daha duraklıdır bu arada. Arabaya bin. Hatun. Arabaya bin. Niye arabadan uzaklaştın ki? Evet, Manita ile Pampini Fonfon vakti arkadaşlar. Sesi kapatıyorum. Ama siz yine de duyacaksınız. Olsun. Şey olmadıktan sonra. Ses olmadıktan sonra çok da şey değil. Ama dediğim gibi duyacaksınız. Zaten bizim özel arabada olmadığı için rahat rahat takılabiliriz. Evet. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Bayramda da kara kızımızı kesiyoruz abi. Bu bayramda da kara kızımızı kesmekten de şey yapmıyoruz abi. Ödün vermiyoruz. Ne kadar küfür ediyorum. Yani gerçek hayatta normal hayatımda sıkça küfür kullanan bir insanım. Evet. Ama yayınlarda etmemeye özen gösteriyorum abi. Ne gerek var çünkü. Yani içimden gelmediği sürece gerçekten böyle yanım tutuşmadığım sürece, yani gerçekten böyle çok darlanmadığım sürece küfür kullanmıyorum ya. Tamam, Lando'lu konuşmalar vesaire var da bir şey olmuyor. Olsun, 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 olsun. Adettendir. Ben ne olur ne olmaz. Olur ne olmaz. Gerek yok. Niye, ne gerek var abi o tarz sesler duymanıza? Boş verin abi. Sesi kapatmak iyidir. Sesi kapatmak iyidir hocam. Ya zaten her şekilde duyuyorsunuz. O yüzden çok da şey değil. Maksat benden gelmesin. Maksat benden gelmesin abi. Hani tamam, hiç aşık oldun mu? Yok kardeş, yok. 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 Yankılı. Yankılı abi. Hiç bulaşmıyorum o tarz işlere. Gerek yok abi. Ben kariyerimin peşindeyim. Ben kanalımı, işimi büyütmenin peşindeyim abi. Gerisi zamanla olur. Olur. Yeterli. Şimdi hemen seri bir şekilde biz şey yapalım da bir adını siz söyleyin arkadaşlar. Bir chat elemanlarımızı çekelim. Sonra biraz daha bu arada takılmacı yapalım. Saat zaten 11.10 geçiyor bu arada. Bir tane daha çete savaşı görelim. Ondan sonra oyunu kaydeder, yayını yavaştan kapatırım. O zamana kadar muhabbete falan devam. Bu sefer bu arada ballalar buraya saldırırsa ben direkt olarak ilerilere götürürüm bu arada. Şuralara. Rodeo'nun şu kısmına götürmeye çalışırım. Zorlarım yani. Zorlarım. Olmadı şuralara bağlarım. Buralara bağlamam demek Santa Monica tarafının da çete savaşına girme ihtimalinin olması demek çünkü. Ama o tarafa götürsem daha iyi. İskender büyük. Büyük İskender, hoş geldin, hoş geldin. Seni unutur muyuz hiç ya? Saçmalamasana. Sen unutulur musun ya? Unutanlar utansın hocam. Unutanlar utansın. Evet, shotgun skillimizi hayvan gibi geliştirme vakti. Hadi bakalım. Aynen şu anda böyle çok verimli şekilde shotgun skill'i kasıyorum. Bakın abi shotgun skill'ine nasıl artıyor. Bakın ne kadar verimli artıyor. Seabug yapıyorum bir de üstüne. Bu arada araba patladığı için. Yanındaki araba patladığı için şey oldu. Ama önemli mi? Hayır. Hiçbir şey olmaz. Biraz bokunu çıkardı bir shotgun konusunda. Bence de I don't give a fuck fool. Az kaldı bu arada. Az kaldı. Bir 20 mermi sonra falan maxlanır muhtemelen. Güzel gidiyoruz. Mermi yine doldurur zaten, sıkıntı yok. Tabanca skill arttı. Tabancayı bitirdik. Tabanca bitti kanka, günaydın. Ha bu arada yine sayılıyor değil mi? Aynen sayılıyor. Araba enkazı olmasına rağmen sayılıyor. Çok güzel. Araba enkazına rağmen sayılması zor. Evet. Shotgun'ımız da fullendi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun chat. Bir silah skillini daha maxladık. Nice.
Ben kaçanız o zaman. Ben yavaştan kaçanızım. GTA Vice City kaç kere bitirdim? Herhalde bir 6 kere falan bitirmişimdir. YouTube'da bitirdim. Canlı yayında bitirdim. Baştan sona serisini yaptım. Evet, baştan sona serisini zaten yaptım. Definitive Edition. Ayrıyeten de bitirmiştim ben. PlayStation'da zaten 2-3 kere bitirmişimdir. Ya 6-7 var ya. Var yani, bitirdim yani. Hakkını verdim. Ha, orada nitro basmışım, haberim yok. Evet, savaştan kaçtım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani savaştan kaçtıysan? Ne yapacaksın? Bu konu hakkında ne yapabileceksin? Ne diyebileceksin oyun? Ne diyebileceksin abi? Ne diyebileceksin? Allah aşkına. Hayırdır? Üf. GTA çölmeden yakalanmadan yap. İmkanı yok. Hocam onun imkanı yok. Zamanda denedik, pişman olduk. Neyse deriz. Yok kardeşim. Olsa zaten benim mobil oyunlarla ne işim olur? Akıl var, mantık var. Yok. Yok abicim. Bizim o kadar durumumuz yok. O yüzden diyorum ya. Takip edin. Sevdiklerinizle paylaşın. Beğeni atmayı ihmal etmeyin asla. Ya bunlar her zaman önemli olacak da. Yani şimdiden size alıştırmaya çalışıyorum ki bu tarz şeyleri unutmayın, atlamayın. Evet, bir tane Açık Savaşı beklediğimi söylemiştim. Artık o çete savaşı gerçekleşsin de. Sonrasında dediğim gibi oyunu kaydedip yayını yavaştan sonlandıracağım. GTA 4 mobil gelir mi? Yani daha Rockstar Games kendisi GTA 4'ü mobil versiyonu çıkarmadığı için sonuç olarak ben de yapamam. Ama genel olarak soruyorsan da mobil bir gelse ben o zamana kadar muhtemelen bilgisayarda oynamaya başlarım. O kadar da geride kalmam diye düşünüyorum. Opsiyonel bu arada. Opsiyonel. Evet, verimli bir yayın oldu bu arada bu yayın gayet. Gayet verimli bir yayın hem de. Baksanıza abi, hayvan gibi drug dealer falan çıkıyor karşıma bir de. Harbiden bayağı verimli drug dealer çıkıyor karşıma. Bu arada bizim saygıda durumumuz ne? Respekt fena değil. Ama çete bölgelerin düşmanlara verdikçe tabi saygımız da aslında azalıyor. Ama tabi ben düşman öldürdüm, polis öldürdüm, para kastığım, drug dealer öldürdüğüm için düşman çete elemanları öldürünce falan nötrlüyoruz aslında. Birazdan sıçramadan yakalanmadan. O denenebilir. Denenebilir o. Ama söz veremeyeceğim o konuda. GTA 3 oynadım mı? Oynamıştım, evet. Resort betası yok. Ne yapacağım betayı zaten? Beta mısın oğlum sen? Bu arada yine aynı yere saldırıyorlar. Aynı yere saldırmaları üzücü. Neyse, götürebildiğim kadar uzağa götüreceğim o zaman. O zaman madem uzağa gideceğiz. Nitro'ya bastım abi. Hep aynı yere saldırıyorlar ya. O benim canımı sıkıyor biraz. Ama etrafında çete bölgeleri olduğu için. Yani beyaz alanlar olduğu için çete bölgesi yapabileceğim şey aslında çok da şey değil. Çok da şey değil dedim, hiç sıkıntı değil şu anlık. En azından şu anlık. Bu arada bayağı hızlı bir şekilde de geldik. Geldik yani. Takılmayalım etrafta yeter. Takılmayalım dedim, takılmayalım. Aynı şey oluyor aslında ama. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Cümleten. Herhalde bir 10-50'de falan böyle geldi bizim ballılar. 10-50'de falan. Herkesin gelmesi lazım. Herkesin gelmesi lazım ve buradan bir de buradan gitmemiz lazım. Gelin hocam, gelin. Alayınız gelin abi, sizi mümkünse şuraya kadar, ama aslında bu çok zor. Ya en kötü şuraya kadar götürsem kafi. Ya da şuraya. Buraya götürürsem işim çok kolaylaşır. Tamam, hedef burası. Hedef burası abi. Bu arada Dark Shadow, seni kalıcı banlamak için kendimi zor tutuyorum bu arada. Hakikaten Discord'da falan da görüyorum. Rahatsız edici şekilde küfürdü şurada bunu kullanmayın diyoruz. Uyardım daha önce, dinlemedin. Hani o kadar ayım var diye, hatırım var diye bir şey dememeye çalışıyorum ama. Neyse, uyaracağım yine. Bu arada gözüme bir şey kaçtı.
Varsa Türkçe dublaj mı? Allah Allah. Mesela sana gitmiyor herhalde. Yok, alakası yok. Sadece çete bakmıyordum da. Gözüme bir şey kaçtı abi. Ya tam sırasıydı gerçekten ya. Neyse, yayını kapatmam için ekstra bahane şu an. Ekstra bahanem oldu. Nice. Nice abi. Neyse abi, bizim ilk fırsatta aşağı inmemiz gerekiyor buradan bu arada. Yardırmamız lazım aşağıya. İleri gitmemiz bir işimize yaramayacak çünkü. Beni admin yapar mısın? Niye yapayım oğlum, manyak mısın? Ben niye tanımadığım birini admin yapayım? Tamam, üyeliğim var eyvallah da. Tanımadığım birini nasıl admin yapayım? Niye yapayım? Sanki moderatörüm falan yokmuş gibi bir de. Oğlum çok kötü gözüm şey oldu ya. Bir dakika. Kirpiktir olabilir. Kaştandır. Oy, gözüm acayip yaşardı. Gözüm acayip yaşardı şu anda. Sen haklısın. Haklıyım oğlum zaten. Biraz dikkat edin oğlum şu Discord kurallarına vesaire. Tamam, hani küfre çok da bir şey demiyoruz eyvallah da yani. Okunu da çıkarmayın yani. Biraz doğru düzgün chatleşin ya. Birbirinize söveceksiniz mi? Özelden sövün arkadaşlar. Özelden birbirinizin dinine kadar her şeyine sövün. Umumda değil. Ama Discord sunucusunda medeni olun birazcık. Lütfen. Bu arada gözüm harbiden çok kötü şu an. Bir dakika abi, sakinim. Oy. Hayır, bir de sadece gözümden yaş gelmiyor. Acıyor da yani. Acıyor da yani. Göz yaşından ötürü. Oy. Adamı kızdırma. Ata benim adamım. Eyvallah reis. Adamsın adam. İstediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Oğlum gözüm çok kötü ya. Geçmiyor abi gözüm. Durdurmak zorunda kalıyorum sürekli yine. Allah'ım. Oy. Oy. Bir dakika abi. Ay. Harbiden gözüm çok fena şu anda. Zorlayacağım kendimi, zorlayacağım. Öyle yayını direkt tak diye bitirmek yok. Öyle karı gibi ağlamak yok abi. Ağlayacaksan oynamayacağım. Nazım bitti, ata geldi. Kral ya. Vallahi kral. Adam gibi adam. Şurayı kır da. Rahat rahat ballalar gelsin. Evet, buralara da uzun zamandan sonra tekrardan çete bölgesi için gelmek de bir mutlu hissettirdi beni. Bir mutlu etti beni. O zaman söyleme. O da doğru. O da doğru. Yüzünü yıka gel. Ya zaten bitireceğim yeni 5 dakika içinde ya. Ya muhtemelen 5-6 dakika yani, söyleyeyim. Çünkü şey yani zaten saat 11:20 olduğu için, buçuğa yaklaştığımız için. Şu yapmak istediğim şeyi yapayım. Kapatacağım yayını sonra. Yaparsam çok güzel olacak çünkü. İnşallah yetiştiririm. Şuradan gidersem yetiştirebilirim aslında. İki tanesi mi gelmemiş? Yok, o bir tane. Bir tane o, bir tane. İki değil. Bir tane. O fake'i bazen ben de yiyorum. Onu bazen ben de yiyorum. İki tanesi gelmediyse gerçekten ama ağır sinir krizi geçiririm ha. Ağır söverim. Ağır söverim gerçekten. Kaldı. Tamam. Beyaz bir kısmı gördüm. Burger Shot'ın oraya geldiğimiz an işimiz bitiyor abi. Sonra öldürmesi var işte. Ama ondan sonra ballalara burayı vermem gerekiyor. Burayı vermem gerekiyor. Verdim de buralara sık sık saldıracaklar. Buraya saldırmaları demek zaten tak direkt olarak buraya götürmem demek. Ardından da buraya saldırmaya başlayacaklar. Ya muhtemelen. Adamlar buraya saldırdıkça da giderim şuralara falan götürürüm. Buraların etrafını komple bölge yaparım falan. Baktım hep aynı yerlere saldırıyorlar, artık düşmana veririm. Abi orada şey olacaktı.
La şerefsiz balla. Gerizekalı. Adam yüzünden neredeyse GG oluyorduk ha. Gelin lan. Bu arada zamanımız az kaldı ha. Zamanımız az kaldı. Acaba buraya da saldırırlar mı ya? Burayla bura ayrı mıydı? Ayrıydı bu arada, evet. Hadi oğlum, çok az kaldı lan. Hadi ya. Trevor Phillips biliyor mu? Ben GTA 5'i bitirdim zamanında, biliyorum tabii ki. Hadi. Verona Beach. Hadi. Çok yakın. Burası farklı bölge ismi mi? Marina, evet, tamam. Marina yazdığın tamamdır. Öldüreceğiz. Aha Marina. Vallahi da Marina. Vallahi da Marina. Shotgun lazım. Seabug hayatımı kurtardı. Yemin ediyorum Seabug hayatımı kurtardı bu yayın. Üf. Of. Geçti bu arada gözüm. Oh be. Yaptık arkadaşlar. Bu bölgede artık bizim. Hem burası şeye de Santa Marina artı Verona Beach'i de bağlayan yer. Buraların hepsini bağladığı için tabi önemli bir bölge. Yani burası verimli bir yer aslında. Bayağı verimli bir yer. Şu an harbiden güzel işler yapıyoruz yani. Ama orayı hemen bağlılara vermeyeceğim. Çünkü daha etrafını çete bölgesi yapmam gerekiyor. Etrafını yapayım ondan sonra. Zaten istediğimiz zaman verebiliriz artık. Ya şu hastane var. Los Santos hastanesi var daha. Oo, daha işimiz uzun yani. Anne köpek daha güçlü. Ya tabi. Iko asker sonuçta. Iko sonuçta asker. Ama Trevor'ın da yaptıkları da şimdi hafif alınmaz yani. Sınıf enerji nasıl yapılıyor göstermeden. Shadow Fight 2 de son attığım 3. videoda gösterdim onu. Son attığım 3. videoda. Thumbnail'lara bak. Kanala giriyorsun. Videolar kısmına giriyorsun oradan. Ardından da thumbnail'lara bakıyorsun. Oyunun en başı olan yazana bakacaksın. Oyunun en başı yazan thumbnail'a tıklayacak. Oradan izleyeceksin. Orada anlatıyorum. Tabii videoyu sonuna kadar izlerseniz bu arada. Malum önemli. Sonuçta ortalama izlenme süresi eğer düşük olursa kanal büyümüyor arkadaşlar. Yani 1 dakika 50 saniye 2 dakika anca izlediği için insanlar videolar önerilmiyor adam akıllı. Bu da kanalın büyümesine engel. Haberiniz olsun yani. Yani beğeni atıp çıkanlar çok fazla olduğu için aynı zamanda. Beğeni atıp çıkanlar çok olduğu için. Tamam, beğeni atıyorsunuz, eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun. Ama sadece beğeni atıp direkt çıkınca da yine izlenme sıkıntı oluyor. Quick edit de mi oluyor? Evet. Evet, quick edit de oluyor. Kullanımı zaten kolay. O konuda için rahat olsun. Anlatıyorum zaten. Sadece enerjiyi değil, tılsım kaynağını falan da anlatıyorum. O videoda değil ama. O videoda değil, tılsım kaynağını anlatma olayı. Ama sebebini de söylüyorum. Yani izleyebilirsin her şekilde. Sınırsız tılsım kaynaklı versiyonu falan da istersen son attım bilebiliyorsun, izleyebilirsin. Ama yok, ben oyunun başına oynamak istemiyorum. Oyunun bitmiş hali olsun diyorsan da. Sondan bir önceki. Yani birinci olan video. Birinci dediğim en aşağıda kalanı. Bu 2.34 için söylüyorum. Oyunun en başı. İkinci olan. Sondan bir önceki yani. Oyunun bitmiş versiyonu. Son yüklediğinde. Son en üstteki Shadow Fight 2 ile videosu da. Oyunun başı sınırsız tılsım kaynaklı versiyonu. Haberiniz olsun. 2 ay sonra. Ha, yap, inşallah yapabilirsem, evet istiyorum. Yok yok yok, harbi kez o. Var ya, şu an harbiden o noktaya geldim de tutacağım kendimi ya. Tutsam mı? Tutsam mı acaba? Yapsam mı acaba? Ha, bu arada çete bölgesi sayısına bakalım. 29 balla, 21 bis, 14 de Los Santos Bogos. Yani toplam 64 bölge var. Yani 11 tane çete bölgesi yaptık arkadaşlar. Biri zaten bu. Bunu ondan önce yaptık. Burayı ballalara verdik. Et 3. Mulholland, Bogoslara verdik 4.
Arlan Osha Dax 5. Playdel Sevilen 6. 6. Onun sol tarafı yani Ocean Dax'ın tam üstü 7. Buranın tam üstü 8. 9. 10. Bir de şurası var. Clock'ın belin orası 11. Oyuna 8 yıl önce başladım. Sen çok şey kaçırmışsın. Yani belli zaten kanalda yenisin hani kaçırdığın şeyleri merak etme. Çok güzel bir şekilde telafi eder. Oyunun tadını daha da fazla çıkartırsın. Bu arada neden bu kadar ciddisin? Boğazım gitti son anda. Evet arkadaşlar yavaştan yayını sonlandıracağım ben. Boğazım da gitmeye başladı. Bir tık ama yani çok da kritik değil ama. Malum yayın ne kadar oldu bu arada? 1 saat 35 dakika olmuş yine ha. Hani çok geç açmama rağmen yine de güzel yani. Yine de 1,5 saati doldurmuş olmamız ve benim hiç sıkılmamış olmam falan akması güzel oldu. Daha erken yayın açsam daha uzun, daha tatlı bir yayın olur tabi. Ama canlar sağ olsun. Haritayı da bu arada hatırı sayılır bir şekilde boyadık. Yani şu Bagos bölgesi hariç, şu sağ tarafın alt kısımları hariç. Burada bir tane çöp belli olmuyor. Ama buradaki bölge. Şu da çok minik de olsa. Klakin belin oradaki. Yapmayı başardık. Ha bu arada benim bu Şako repliğimi beğenmiş olan arkadaşlar kanalın sondan bir önceki short videosundan bulabilirsiniz. Orada daha iyi bir şekilde yapmıştım hani. Sağ olsunlar editlediler vesaire. O videoya da beğeni atmayı unutmayın. Yani short videosu olarak var. Short olarak Şako taklidimin videosu var. İçiniz rahat olsun mu yani. İstediğiniz zaman oturup tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Haberiniz olsun yani. Tekrar Şako taklidi. Dediğim gibi arkadaşlar short'tan bulabilirsiniz. Kanalın short kısmından bulabilirsiniz. Bir beğeni atarsanız en az 2-3 kere de izlerseniz bu arada izlenme süresi artsın diye. Daha da fazla önerilsin diye. Çünkü bence de bu repliğin benim sesimin değerlendirmesi lazım. Korku oyunu yayını planlıyorum. Şu an değil ama var ya korku oyununa bir kere geçersem benim canlı yayın izlenmeleri 100-200 olmazsa ben bir şey bilmiyorum. DM'den istediğin gibi. Ya abi DM sonuçta dediğin gibi. Discord sunucusunda biraz daha medeni adam olun. Adam olun yani gerçekten. Kaç yaşınıza geldiniz adam olun yani. Büyüyorsunuz sonuçta. Öğrenin yani. Toplulukta medeni olmayı öğrenin. Özelden istediğiniz gibi birbirinize sövün. Ama sakın Discord sunucusuna yansıtmayın. Discord sunucusuna yansıtırsanız sizi sunucudan atarım. Haberiniz olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Upuzun bir Sen Andreas yayını bir ara muhakkak yapacağım. Muhakkak. Çok daha uzun, çok daha güzel yayınlar olacak. Zaten amacımız haritayı boyamak olacağı için haritayı boyadıkça azından yayın daha eğlenceli olacak. Bizim kendi bölgelerimiz falan da olacak ya. İşte Grove Street elemanlarını falan çekeceğiz. Yemyeşil bölgelerimiz de olacak. Aynı Grove Street'te şu an olduğu gibi. Böyle daha böyle apaçık yemyeşil bölgelerimiz de olacak. Bir tanesi kesin olarak benim polis istasyonu olacak. Polis istasyonu ben seviyorum çünkü. Onun dışında şurayı yemyeşil yapabilirim belki. Bakarız ya. Bakarız abi. Neyse artık yayını sonlandırıyorum ama daha da fazla uzatmayayım. Reklam bana da girdi bu arada. İzleyin arkadaşlar reklamı. İzleyin izleyin. Zaten kapatıyorum yayını. Dediğim gibi şaka videoma ulaşmak isteyenler short'tan bulabilirsiniz. Tekrar tekrar söyleyeyim. Yarın GTA San Andreas Definitive Edition Mobile yeni ana hikaye bölümü. Bir de Shadow Fight Arena yeni bölüm. 1v1 kupa kasma. Onun da bilgisini vereyim. Yani arena videosu da geliyor. Abi arena niye gelmiyor şu bu diyorsunuz ya. Geliyor arkadaşlar. İstediğiniz içerikler yavaş yavaş gelecek. Haberiniz olsun. Evet tekrar tekrar bu arada. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyalardan takip etmiyorsanız TikTok'tan ve Instagram'dan. TikTok Hofa'dan. Instagram'da 1M fazla olarak Hofa'dan yazarak beni bulabilirsiniz bu arada. Instagram'ı daha da aktif kullanmaya başlayacağım bu arada. Haberiniz olsun. Sosyal medyalardan da takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden de başka üyelerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayına yani pazar günkü VS yayını bir aksilik olmazsa VS yayına kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. İyi geceler.